yüzden bu Osmanlı Kütçesi'nin içinden geçiyordu yol. Oradan geliyordu. Evet. Yollarda bir sürü çeşmeler falan var. Soğuk sular var, bakkallar var, marketler var. Çay bahçeler var. Hatırlarsın burada dinlenip çoğu zaman mola verdik. Çorba içtik kaç defa. Yüzlerce defa geldik. Evet. Ama daha sonra bunu yollar şehir merkezlerinin dışına alınca ancak sadece dinlenme tesislerinde mola verebiliyorsun. Şu güzelim ilçenin merkezinden içtiği 15 liralık çorbayı o dinlenme tesislerinde 30-40 liraya içiyorsun. Yazıktır, günahdır. Çerkezköy'den gelirken hatırlarsan 8,5 liraya ben küçük su aldım. Evet. Dinlenme tesislerinden 8,5 liraya su aldım. 8,5 liraya sade soda aldım. Yazık, günah yani bu milletle, bu yolcuya, bu şoföre, havalisine, kamyoncusu da olsa fark etmez, otobüsçüsü de olsa fark etmez, izine giden bir vatandaş olsa da fark etmez, 8,5 liraya bir maden suyu olur, gözünüzü dizinize dursun. Hadi. Yağmur gene başladı. Ara ara devam ediyor böyle, dedim ya bak gökyüzüne karşı taraf simsiyah, şu yorumuz açık gördüm. Adam ATV'yle yardırıyor mübarek ha. Benim acelem yok arkadaşlar, kilometreyi gösterir misin aşağıda şurada? Yani yüzü geçmem. Birileri 160-170-180 ile gider. Ben hız karşılığı bir insanım. Allah düşmana vermesin de kazaların çoğu da zaten hem dikkatsizlikten hem de aşırı hızdan olur. O yüzden hem aracınızın yakıtı da düşer, daha uyguna gitmiş olursunuz. Az önce anam ne dedi biliyor musunuz? Ellerinden öperim anamı. Yani az önce derken sandıkadan yola çıkarken oğlum hayırlı yolculuklar ama dedi dikkatli git ve yavaş git dedi. Hiç gelmedi demesinler, geç geldi desinler dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Hiç gelmedi demesinler demesindeki neden Allah düşmana vermesin diyorum tekrardan. Bir felaket yaşarsan gideceğin yere gidemezsin. Dilim varmıyor söylemeye. Gideceğin yere gidemezsin. Ama bir saat geç gidersin yani benim gibi yavaş gidersen baba geç kaldın ama buna da şükür derler çocuklarına ve ailen.